Nasılsın? Her şey yolunda sen de umarım. Vallahi her şey yolunda. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Şu anki gidişat nasıl olacak? Amerika'daki şirketler, borsalar falan gibisinden. Öyle siz katılırsınız. İyi yaptın, iyi yaptın. Kaldığımız yerde gideriz. Problem yok biliyorsun. Evet, Amerika'nın gidişatı şu an konumuz. Yani tabii şimdi şu var. Gerçekten biliyorsun olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ve bir mücadele içinde. Nerede ne oldu önemli değil, nerede yer aldığı önemli değil. Dolayısıyla biliyorsun bu şekilde bir mücadelenin içindeyiz şu an. O açıdan Evet. şu an asıl tabii kaygı bence şey olması, sağlık tarafı olması öncelikli gerekiyor. Çünkü sağlık noktasında öncelikle bu mücadele edilen virüsün aşısı, anladın mı, çözümün üretilmesi gerekiyor. Bu üretilmeden ekonomiden çok büyük bir beklentiye girmemek. Çünkü bu bir etki ve dolayısıyla insanlar çekinecekler. Ve dolayısıyla ticaretin ya da ekonominin canlanması tekrar demek. İnsanların tekrar çok rahat bir şekilde sokağa çıkabilmesi, alışveriş yapabilmesiyle bağlantılı olacağını düşünüyorum ben olsam. Evet, Amerika'da hani ufak böyle bir yine rehavet var Türkiye'de olduğu gibi. Ben sokağa çıkan insanların sayısının arttığını görüyorum. Hani biraz daha olay yavaş yavaş pik noktasına geçtiği için. Ama dediğiniz gibi uzun vadede hani zaman alacaktır. Hem sağlık açısından aşının bulunması hem de ekonomik olarak düzelmeler gerçekten zaman alacağı benziyor. Arkadaki tablo güzelmiş demiş birisi. Şey mi orası? Manhattan'ı mı gösteriyor? Aynen, ben sana göstereyim. Evet. Uluka'ya girişim hakkında şimdi bir arkadaşlar yazıyor da ben Amerika'da işte şirket kurup büyümemiz lazım diyordum. Uluka'ya girişim hakkında sizin daha önce çalışmalarınız oldu sanırım. Uluka'ya girişimle beraber bir şeyler söylemek ister misiniz o konu hakkında? Yani eğer takipçilerin Uluka'ya girişimi projelerine başvurmak istiyorsalar, tabii o noktada Uluka'ya girişiminin zaten bir web sitesi var. Hani oradan çok detaylı ne zaman başvurabileceklerine bakabilirler. Onlar da genelde tabii bu şirket girişimlerine dikkat ediyorlar. Dolayısıyla bir girişim, hani bir fikir ya da bir buluş yapan firmalar ya da kişiler, Türkiye'den gençler bu şekilde hani başvuru yapıp onların yapacağı seçime göre seçilirseler destek alıyorlar. Gayet aslında güzel bir proje. Aslında olması gereken tarz bir proje. Hani girişimcilerin, genç arkadaşlarımızın girişime yönlendirilmesinin devamlı desteklenmesi gereken aslında güzel bir program. Ben mentörlük yapmıştım programla geçen yıllarda. Mentörlerden bir tanesiydim. Ama program aktif bir şekilde devam ediyor. O açıdan tavsiyem şu olur. Uluka'ya girişimin web sitesine bakarsa arkadaşlar oradan çok rahat ne yapabileceklerine bakabilirler. Benim konu şuradan açıldı aslında. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda işte Amerika'da ünlü bir televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın Ermeni soykırımı paylaşımı üzerine insanlar Kim Kardashian'ın profiline gidip Türkler işte yorum yaptı. Ben de onun hani gereksiz olduğunu, onun profiline gidip yorum yaptığınızda onun fotoğraflarının, videolarının daha çok keşfete düştüğünü, daha çok kişiye ulaştığını, onun içine aslında ekmeğine yağ sürdüğünüzü söyledim ve onun yerine bizim de burada Türklerin de hani Amerika'da iş kurmaları, büyümeleri, gerekirse ünlü olmaları gerektiğini ve bizim de sesimizin daha çok çıkması gerektiğini söyledim bu konuyla ilgili. Yani çok yerinde bir aslında tabii sen şeyi çok anladığın için sosyal medya nasıl işliyor bunun dinamiğini, içeriğini anladığın için aslında dediğin gibi o yorumlarla destek eleştirecekleri yerde tam tersi daha çok duyulmalarına yol açmaları konusunda haklısın. Şimdi şu var. Tabii şey önemli bir nokta. İnsanların biliyorsun Amerika'da özellikle özgür düşüncelerini dile getirme anayasal hakları var. Dolayısıyla o kişi bunu yapıyor olabilir ama bence sen yerinde bir tavsiyeyle geliyorsun. O da şu yönde. Madem böyle bir şey yapılıyor, o zaman bizim de başarılı olmamız gerekiyor. Aslında gün sonunda ona geliyor. Tabii ki neyse bu başarı, kariyer başarısı, ün başarısı, iş başarısı zaten burada eğer kişiler geçmişlerini, geldikleri yerleri unutmuyorsalar bu sağlayacakları başarılarda bu tip atılan imzaları, bu verdiğin örnekte gibi o kişinin dönüp attığı imzaya onlar da imza atabilir. Tabii şunu anlamak lazım. Ciddi bir lobi çalışması yapılan bir durum bunlar. Yani hani düşünmesinler tamam o kendisi o kökenli olabilir ama öyle bir yorumu ya da yazmasını lobi de destekliyor olabilir. Dolayısıyla hani bu şekilde baktığımızda
bence şey görmekte fayda var. Aynen katılıyorum dediğine. O zaman bizim içimizden daha başarılı insanların çıkması lazım. Başarılı olmamız lazım. Tabii ki nokta ne burada? Önemli nokta, birbirimize destek olmamız lazım. Dolayısıyla birbirimize destek olarak o başarıyı yakalamamız lazım. Yani bireysel başarı biliyorsun zaman alan bir şey, kolay bir şey değil. Hı hı. Ama bir ekip çalışması her zaman çok daha hızlı başarıyı getireceğine inanıyorum. Evet, zaten burada birçok yayınımızda da bahsettikken Yahudilerin nasıl birbirine yardımcı olup beraber büyüdüklerini, bizim Türklerin de bu duygunun biraz daha zayıf olduğunu ve bizim geliştirmemiz gerektiğini. Şimdi çok önceden YouTube'da bir tane ünlü bir YouTuber Yahudilere, işte Yahudilerin o Holocaust dönemini şey yapan Hitler'le alakalı bir paylaşım yapmıştı. Böyle kötü bir tarihsiz paylaşım, aslında öyle biri de değil kendisi ama sonuçta kara mizah yapmaya çalıştı ama Yahudi lobilerinin çok dikkatini çekti bu durum. Bahsettiğim kişi PewDiePie, YouTube'u belki yabancı İngilizce YouTube'u takip edenler biliyordur. Kendisi işte İsveçli, Avrupa'da yaşıyor. Bu paylaşımı yaptıktan sonra Yahudi lobileri o kadar çok üzerine gitti ki bu arkadaşın. Önce YouTube'la olan anlaşmasını feshettiler. YouTube'la bir anlaşması vardı. Sonra Disney ile bir anlaşması vardı. Disney de çocuk kanalında oynuyordu. Onu feshettiler. Artık Disney'de çıkamaz hale geldi. En son YouTube AdSense gelirlerini, kazandığı paraları yarı yarıya düşürdü ve çocuğun cezası bitti. Bu kadar tepki aldı ve ondan sonra yaşamına devam etti. Halbuki dünyada mesela kaç milyar Müslüman var? Eğer ki Müslümanlara edilmiş böyle bir hakaret, hani bu tarz bir şey olsaydı, bizim üzerine gidebileceğimiz çok lobi yok. İnsanların üzerine gidebileceğimiz, umuza duracak. Çok hani dünyada güçlü değiliz şeyler kadar. Yahudiler kadar ya da atıyorum diğer lobiler kadar. Biraz onu bizim hani idrak etmemiz lazım bence. Tabii güçlenmek birkaç yılda olacak bir şey değil ama farkına varmak lazım. Aynen. Bu arada istersen olsan takipçilerin yorumlarını, yorumlar geliyor. Evet, sorularını cevaplayacağımızı söyleyebilirsin. Hani biz tabii evet, burada biz sohbet ediyoruz tabii Oğuzhan'la. Aslında bunu yaparken hep beraber hepimize faydası olsun diye yapıyoruz ama sorulara geçiyor olacağız. Bu arada ben de görüyorum bazı soruları, sen de görüyorsun. Evet. Aa, birkaç belki öyle cevaplara başlarız diye düşünüyorum hani sen hazır olduğumuz zaman. Ama tabii gün sonunda senin son dediğin noktaya geleyim. Gerçekten birlik olarak bir şeyler başarılabiliyor. Dolayısıyla bizim de bunu aşmamız için öncelikle birbirimize destek ve fırsat verici adımlar atmamız gerekiyor. Ancak böyle güçlü hale geliriz ya da güçlü bu noktada topluluklarımız yoksa, STK'larımız yoksa en büyük eksiklik bundan kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten birbirimizi destekleme niyetiyle adımlar atılmayabiliyor. O açıdan hani bir karşı yaşayanla uğraşana kadar daha bence çok yol kat etmemiz gerekiyor ki güçlü bir lobi, güçlü bir toplum olabilelim diye düşünüyorum. Dediklerinize katılıyorum. Sorulardan başlayalım aslında arkadaşlarım, çünkü olur. Çok sorusu oldu. Ben bir tane en çok dikkatimi çeken, bu benim de merak ettiğim bir soru. Work and Travel öğrencilerinin aldığı bu 1200 dolarlık yatırım, kimisi hani baktı da hani banka hesabını girdi de aldı, kimisine direkt yattı ama bu kişiler aslında 2018'de veya 19'da Work and Travel işte yapmış, ülkesine dönmüş, Amerika'yla bir bağlantısı olmayan ve bu kriz ortamından da Amerika'da etkilenmemiş, işini gücünü kaybetmemiş kişiler. Ama Amerika onlara da 1200 dolar para yatırdı. Bu kişilerin bu parayı alması yasal mıdır? İleride başlarına herhangi bir sıkıntı gelebilir mi? Bu aslında ben sevindim bu soruyu görmüş olmalı. Aslında bu çok önemli bir soru. Bu aslında buradaki duruma şöyle bakmak gerekiyor. Öncelikle biliyorsunuz nasıl bu paraların dağıtımına karar verildi. İşte vergi dairesi IRS bunun yürütümünü aldı, yönetimini aldı ve dolayısıyla gelen destek paralarını aslında kişilerin 2018, işte 2019 vergi yapma durumuna bakarak ilerletti. Dolayısıyla 2018-19 vergisini yapmış adamı otomatikman ikametgahı da Amerika olarak bildirilmişse resident denilen bir şekilde burada yaşıyor gibi yapılmış o beyanname otomatikman o parayı onlara transfer etmiş oldu. Tabii bunu yaptı ve bu gerçekten haftalardır bu olay konuşuluyor ve bu, ben şöyle görüyorum bu olayı. Öncelikle o vergi beyannamelerinin doğru yapılıp yapılmadığı önemli. Eğer bu arkadaşlarımız buraya Work and Travel'la gelip 3 ay 4 ay kalıp döndüyseler ve o vergi beyanını maalesef onlara yardımcı olan kişiler doğru şekilde yapmayıp onları resident göstermişseler, orada yanlış bir beyanname var. Dolayısıyla
oradaki beyannameye göre rezident olarak gösterildikleri için bu destek parasını alıyor olabilirler. Şimdi burada anlaşılması gereken nokta bence o. Dolayısıyla bu kişiler doğru olmayan vergi beyannamesini yapıp onun üzerinden bir return de almışlardır önceden, para da almışlardır. Evet. Ve şimdi de IRS'in de hatasıyla bunu, çünkü IRS bu yaşanan kaos ortamında detaylı belirleyememiş olabilir. Ve bundan dolayı da ayıklayamadı ve bundan sonra bu hatayı yaptı. Ben şöyle görüyorum bu olayı. Öncelikle bu tarz para almış kişiler eğer burada değilseler, burada yaşamıyorsalar, onların hakkı olduğunu düşünmüyorum bu parayı almakta. Evet. Bir hata var. O hata sonucu almış durumdalar bu parayı. Doğru. Şimdi soru geliyor. Peki Ayhan Bey, bir problem yaşar mıyız? Vize alırken programdan dolayı bir daha bu programa katılma imkanımız olur mu? Vize almamız engellenir. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben bunu şu cevabı veriyorum burada. Tamam, vergi dairesi ailesine, göçmenlik dairesi ya da State Department ayrı ayrı çalışıyorlar. Ama bu yaşanan olağanüstü durumda, düşünün ki biz bu kadar yayınlar yapıyoruz, hep bu konu geliyor. Bu onların da kulağına gidecek. Yani bu durum, evet, State Department'ın kulağına gidecek. Bu durum vergi dairesine gidecek ve ben eminim bu noktada bir adım atacaklar. Çünkü çok ciddi bir rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bunu Amerika'da şu an yaşayıp ki Amerika'daki virüsün yarattığı kriz ciddi bir ortam ve durumda. Burada şu an yaşayanları etkileyen bir durum. Dolayısıyla benim bu arkadaşlara tavsiyem, eğer dediğim gibi burada yaşamıyorsalar, ikametgah, rezident durumunu oluşturmamışsalar, sadece gelip programa katılıp dönmüşseler, dolayısıyla onlar bir kez doğru olmayan bir vergi beyannamesi yapmış durumdalar. Yapılacak mantıklı şey, vergi dairesiyle irtibata geçip o vergi beyannamesini ement yapabilirler, değiştirebilirler ve para iadesi durumuna bakabilirler. Bu aslında her şeyden önce olan, doğru yapılması gereken bir şey bu. Ha bunun yarın zarar yaratıp yaratmayacağını, hani kişi eğer onu yapmazsa onu zaman gösterecek. Ama dediğim gibi eğer bu kadar çok bu konuşuluyorsa ben eminim kulağına girecek. Ve bu yönetim bu konularda çok hassaslar ve dolayısıyla eminim bu noktada adım atabilirler. Benim tavsiyem, bu paralar yasal değil eğer burada ikametgah etmeyip, yani burada resident kuralına, ikametgah kuralına uymayıp burada yaşamıyorsalar. Evet, şöyle bir işte avantajları oluyor. Hani paranın yatım kısmına baktığımız zaman onlar hani başvurmuyorlar, Türkiye'deler. Ben demiyor işte böyle böyle para ihtiyacım var. Amerika yatırmış oluyor ama zaten başlangıçta yanlış yaptıkları için hani ben sanki orada yaşıyormuşum gibi, atıyorum bir kişi Work and Travel'la gelip burada sonrasında bir şekilde kaldıysa, burada yaşıyorsa onu kanıtlayabilir. IRS'e gittiği zaman diyebilir ki ben burada yaşıyordum. Bunlar işte kira sözleşmem, faturalarım, şunun bunun. Bu durumdan da etkilendim. Ama eğer ki sizin bu durumdan etkilenmediyseniz zaten etik olarak o parayı kullanmanız, Amerika'dan gelen bir parayı kullanmanız doğru olmayacaktır. O yüzden bu konuyla ilgili hani biz nasıl alınacağını, kimlere yaptığını falan tabii Turkish Union'da paylaştık da her defasında da söyledim, yani biz önermiyoruz, alın veya almayın, ileride sorun çıkar veya çıkmaz demiyoruz. Biz sadece olayın ne olduğunu ve arkadaşlarımıza paranın yattığını söyledik. O yüzden bu konuyu böylelikle çözmüş olalım. Hatta bundan da ben video klip alıp Turkish Union'da paylaşırım artık. Bakanlar oradan şey yapabilirler. Bir tane soru gördüm. Arkadaş diyor ki Amerika'da tehdit ettiğinizde bir kişiyi, onu diyor planlayıp eyleme dökene kadar herhangi bir gözaltı veya hukuksal süreç başlamıyor. Yani birine gidip tehdit ettiniz, evinize gittiniz geri, hiçbir şey yapmadınız. Hukuksal süreç başlamıyor, başınız ağrımıyor. Eğer ki bunu planlayıp eyleme dökerseniz o zaman hukuksal süreç başlıyor. Doğru mu demiş. Bu soruyu niye sordu bilmiyorum ama böyle bir soru gördüm. Enteresan. Umarım böyle bir şey düşünmüyordur. Öncelikle İnşallah. Ben hemen şu cevabı vereyim bu değerli takipçiye. Tehdit de başlı başına bir suç. Bence burada şu noktayı karıştırmasın bu arkadaş. Şimdi senin birini tehdit etmen başlı başına bir suç. Ha senin tehdit ettiğin şeyi yapman başka bir suç. Şimdi sen eğer ben seni döveceğim diyorsan, bak böyle devam edersen ben geleceğim seni döveceğim bir kişiye dediğinde, tamam, dövme suçundan dolayı suçlu bulunmayacaksın, doğru. Ama tehdit suçu var ortada. Tehdit suçundan dolayı suçlu duruma düşebilirsin. Evet. Veya ondan sonra eyleme döktüğünde bu sefer de aynen çok daha kötü planlanmış, tehdit etmişsin, planlanmış ve en sonunda o kişiye zarar veren aksiyona geçmiş oluyorsun. Şimdi şunu anlaması lazım bu arkadaşların. Tamam, belki birini tehdit etti diye bir şey olmayabilir hemen ama tehdite uğrayan kişi polis arayabilir, karakola gidebilir, savcılığa gidebilir, şikayet dilekçesinde bulunabilir, mahkemeye gidebilir, uzaklaştırma kararına başvurabilir. Yani bir kişi
hayatı ya da zarara düşeceği bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hissettiği an aldığı önlemler bu kişinin başını belaya sokabilir. Tehdit yapacak kişinin başını belaya sokabilir. Dolayısıyla benim cevabım bu şekilde olsun. Tehdit gibi durumlardan da zaten uzak duralım. Nerede enteresan şey var, insanlar onu merak ediyor. Ve çok tehlikeli bir şey. Yani bir de şunu anlamak lazım. Siz birini tehdit arkadaşlar. Farz edin bunun başına bir şey gelse ne olacak? Evet, başka biri tarafından. Başka bir tarafından bir duruma maruz olabilir. Direkt otomatikman bu kişi bu noktada suçlu duruma düşmüş olacak. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hani tamam, Türkiye'de belki bu tehdit konularında ya da hafif yaralamalarda böyle hani bel altı bıçaklamada falan yasalar biraz daha böyle esnek, hani çok fazla cezalar belki çıkmıyor ama Amerika'da bunlar çok büyük sıkıntı. Yani bir kişiyle kavgaya girmek, onu dövmek, hani benim arkadaşım mesela 2006 hatırlıyorum, bir bar çıkışı yalandan bir kavgaya girişmişti, çocuk 4-5 gün hapishanede kaldı. Yani onu tuttular, içeri attılar, Türkçe translator yoktu o zamanlar South Dakota'da, uğraştı durdu çocuk, turuncu kıyafetleri giydirdiler, dolaştı yani hapishanede. Böyle şeyler burada biraz daha tehlikeli. Amerika'da hani şey kafasından çıkmak lazım biraz daha. Aynen öyle. Bir de şu tarafı çok tehlikeli. Genç arkadaşların bilmesi gereken olsan. Burada sıkıntı şu. Bu tarz bir yasal olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığın zaman ve bu aksiyonların devam ederse iyice zora gidiyorsun. Yani dolayısıyla geçmişine bakıyorlar. İlk defa mı yapılıyor? Daha önce yapılmış mı? Dolayısıyla bu durumlarla adım atıp kişi çok daha zor duruma düşebiliyor. Ve hani şunu da söyleyeyim, şöyle bir avantaj yok. Mesela arkadaşın başına geldi. Work and Travel öğrencisiyle iki işte çift, bir çift daha doğrusu iki kişi, bunlar bir evde kalıyorlar. Arkadaşlarım Cape Cod'da evde kalıyorlar. Ev sahibiyle anlaşmazlık çıkıyor. Kirayı verdin, depozitoyu verdin, geç saate ses yaptın vesaire. Ev sahibi en son şunu söylüyor. Çocuk bunda videoya çekerken. Diyor ki ben buranın vatandaşıyım. Adam da vatandaş dediğim Bangladeşli, yani Bangladeş'ten gelmiş zamanında bir şekilde vatandaş olmuş. Onun şeyini yapıyor, diyor ki ben diyor buranın vatandaşıyım. Sen diyor burada diyor turistsin, gelip gideceksin diyor. Bütün haklarım benim diyor. Evden kovuyorum sizi, gidin diyor. Paranızı da vermiyorum. Hani paranın da üzerine konuyor. Çocuklar karakola gittiler ve karakoldaki polis şoka uğradı. Yani dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl olur da birisi size hate speech yapar, nefret dolu söylemde bulunur. Çünkü Amerika'da işte kanun karşısında turistsen de öğrenciysen de herkes eşit şeye çıktığın zaman. Sen dedi Amerika vatandaşı olarak ben vatandaşım, senden daha fazla haklarım var diyemezsin deyip kadını haksız buldular ve çocuklarının problemini çözdüler. Hiç burada yaşamıyor olmalarına rağmen. Aynen. Buradaki tabii durum şu. Orada başka bir şey devreye giriyor. Nedir? Kişinin kiraladıysa bir yerde yaşama, oturma hakkı. Anladın mı? Onun karşılığında sorumlulukları. Evet. Dolayısıyla o noktada bir mülk sahibinin dönüp kişiyi bu tarz tehditlerle atmaya çalışması mümkün değil. Yapması gereken, sorunu varsa mahkemeye gider ve çıkarma işlemi başlatır. Yani dolayısıyla aynen bu noktada kişilerin yasal durumları ya da statüleri nereden geldiğine bakılmaz. Bir arkadaşımız demiş ki Amerika'da aktörler Donald Trump'a küfür ediyor. F ile başlayan küfürü. Bu süreçlerin bir yaptırım yok mu demiş Amerikan başkanına. Küfürün yaptırımı yok mu Amerika'da? Yani bu güzel bir soru ama şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada gerçekten şu devreye giriyor. Kişilerin düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü. Dolayısıyla kişiler tamam, başkana küfretmek ya da başkana farklı yaklaşmak, bunlar ayrı şeyler tabii. Bunlar suç durumuna girebilir ama çok şu durumu anlamak lazım. İnce çizgi var burada, o da şu. Kişinin düşüncesini ifade ederken bildirme tarzı mı bu? Yoksa gerçekten işte terörist anlamda bir saldırıya mı yol açacak, anladın mı? Farklı bir durum oluşturacak bir ifade mi? Yani dolayısıyla buradaki ifadelerin, yani kişinin ifade özgürlüğü ön planda biraz ağırlıklı basabiliyor. Evet, bu tip durumlarda farklı problemler en azından şu an itibariyle görmüyoruz. Evet, yani ben de takip ettiğim kadarıyla işte Eminem olsun, LeBron James olsun fikirlerini açıklarken, hani bir yaptığı bir şeyi eleştirirken bir ağzından küfür kaçması veya hakaret etmesinden dolayı herhangi bir problem olmadı ama burada tabii böyle şeyleri kimseye önermiyoruz problem olmuyor diye. Tabii kesinlikle. Yani bunlar hoş değil. Aynen, çünkü kişiler düşüncelerini ifade ederken küfretmeden bunu yapabilirler.
diyalog kurabilirler, evet. Düşüncelerini dile getirebilirler. Hani kalkıp ona F kelimesini kullanmaktansa neden desteklemediğini yazıp anlatabilirler. Bu çok daha, katılıyorum sana, çok daha hoş olur. İnsancıl ve hoş olur. Evet. Şimdi bu da çok yine sorulan sorulardan birisi bu aralar. Bu Green Card biliyorsunuz ertelendi. O sebepten sorular soruyorlar, Green Card nasıl olacak, ne yapacağız diye. Bu seneki Green Card hakkında da bir açıklama yapabilir miyiz? Olur. Şimdi biliyorsunuz daha yeni, geçen hafta itibariyle olması gerekiyor yanılmıyorsam, çok yeni daha. State Department Mayıs 5 yerine 6. yani Haziran'ın 6'sı itibariyle çekiliş sonuçlarını, Green Card çekiliş sonuçlarını insanların başvuranlarını öğrenebileceğini açıkladılar. Aslında bu bir aydır bunun söylentisi ortalarda geziyordu ama hiçbir resmi bir açıklaması yoktu. Ve dolayısıyla resmi bir açıklama olmadığı için biz hepimiz resmi açıklamayı bekliyorduk. Ama gün sonunda evet bu açıklama geldi ve ertelendi. Çok anlamak zor işin gerçeği de olsam neden ertelendiğini anlamak. Çünkü gün sonunda kurum açık, kurum çalışıyor. Yani bilgisayar ortamında belirlenen bir çekiliş bu. Kimsenin bir araya geleceği bir ortam değil. Ama o karar alınmış durumda. Şu an itibariyle gördüğümüz nokta şu, var olan Green Card çekilişleri sonuçları açıklanacak. Yani bunlarla ilgili bir problem yaşanacağını çok fazla düşünmüyorum. Ha, bir erteleme, bir gecikme olabilir mi? Olabilir. Belki virüsü, krizi bahane edilerek işte bir ay daha erteledik diyebilirler ama çok fark etmiyor. Ekim ayına kadar da erteleyebilirler. Problem değil. Gün sonunda zaten ancak Ekim ayı sonrası bu numaraları gelecek kişiler yeşil karta doğru gidecekler. Yani şu an kaybettikleri bir hak yok. Ve dolayısıyla bu açıdan şu an için ben sanmıyorum. Sadece bence 6 Haziran gibi artık insanlar bunun sonucunu öğrenebilecekler diye düşünüyorum. Green Card çekiliş noktasında farklı bir durum oluşacağını şu an itibariyle görmüyorum. Bunun sebebi tabii söyleyin. Ben şeyi de söyleyecektim bu noktada. Eminim çok soru geliyordur. Sadece bil diye istiyorum. Belki bu soru sonrası bu seneki Green Card çekilişlerini bir konuşabiliriz. Pardon, başvurularını konuşabiliriz. Ya da zamanı gelirse. İkincisi de bu Trump'ın yeni imzaladığı kararın nasıl etkileyeceğini onları şu an hani geçen sene kazanmış olup da bu sene öyle kadar gideceklere buna da değinebiliriz. Ben bilgin olsun sonra gelebiliriz diyecektim. Evet, bir şey söylüyordun sen. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. O çekilişi gerçekten hani böyle toplu bütün insanları bir araya çekip toplayıp yapmadıkları için normal online ortamda dediğiniz gibi yapıldığı için çekilişin aslında ertelenmesi biraz saçma oldu. Ama çekilişin ertelenmesinin sebebini ben şöyle görüyorum. Zaten Cumhuriyetçi bir başkan var ve göçmenlerin sürekli üzerine gidiyor aldığı kararlarla. Şimdi berberler kapalı, jimler kapalı, her yer kapalı Amerika'da. Yavaş yavaş açmaya çalışıyorlar. Uçuşlar kapalı. Herkes açın açın diye bağırırken bu kadar curcunanın ortasında bir de hadi biz Green Card çıkartıyoruz, işte göçmenler alacağız, bilmem kaç bin kişiye Green Card veriyoruz deyip çekilişi yapsalardı biraz da hani gündemde kalırdı belki, sıkıntı olur diye dediler ki biz bu ortamda herhalde bunu yapmayalım dediler ama çekiliş yapılacak. Yani zaten herhalde benim bildiğim kadarıyla Amerika'da bir karar alındığı zaman alındığı tarihten sonrasını kapsıyor. Yani o çekiliş yapılıp yine o kazananlar gelebilecek diye düşünüyorum. Şimdi şu var, tabii burada başkanın biliyorsun seçildiğinden beri, seçim öncesinden beri devamlı bu çekilişle ilgili olan rahatsızlıklarını dile getiriyor. Aslında hani o rahatsızlıklarına çoğu şeyine katılmıyoruz ama o rahatsızlıklarına katılıyorum ben bir ölçüde. Çünkü çekilişten yeşil karta gidenlerin bazen bunu hak etmediğini, aslında gelmediğini, aslında gelip ne yapacağını bilmediğini gördükten sonra hani katılıyoruz haklı olarak. Ama aynen öyle. Var olan bu yasayı iptal edemediği için tek başına, dolayısıyla idari anlamda ne tür kararlar alarak geciktirimin evet adımını atıyor. Dediğim gibi bence bu sadece başkanın politikasına ters düşmemek ve yaşanan bu ortamda kişilerin işte bak biz yabancıları, ben işte göçmenlere karşı da önlemler alıyorum deme noktasını göstermek için yapılıyor. Keza belki biraz sonra detaylı değineceğiz ama bu yeşil kart, ülke dışındakilerin yeşil karta gitmesini engelleyecek kararı imzaladığında baktığında pek fazla bir mantığı yok. Abi 3 gün durduruyor. Evet. Ama zaten durmuş durumda ki her şey. Zaten yani Haziran'a kadar burada uçuşlar görünmüyor. Zaten Haziran'a kadar kimse görüşmeye gidemiyor Amerikan konsoloslarına. Yani alınan karar biraz daha böyle aslında sembolik, işte siyasi anlamda bir strateji gibi görünüyor. O açıdan dediğine katılıyorum senin.
Trump'ın da hani siz de fark etmişsiniz şöyle bir mizacı yok mu? Trump böyle çok büyük bir şeyle geliyor işte atıyor. Göçmenliği mesela o tweet'i ben de okudum. Amerika'ya göçmenliği durduruyorum. Geçici olarak durduracağım diye bir tweet atıyor. Sanki böyle bir onu takipleyen seçmenlerin bir gazını alıyor. Sağlam böyle bir girip. Sonra karar bir çıkıyor. Ya Amerika'da olanlar değil, green card'ı olanlar değil, işte aileden dolayı başvuranlar değil, askerden dolayı ya da ne bileyim Amerika'nın işte sizin de bahsettiğiniz Amerika'ya tercümanlık yapmış vesaire kişiler değilse o kadar küçük bir grubu kapsıyor ki ve o kapsadığı grubu da 60 günlüğüne almayacağım diyor. Zaten uçuşlar yok, vizeler yok, hani konsolosluk kapalı. Hani Aynen. sanki böyle bir adam öylesine bir seçmenin gazını almak için böyle bir sert bir giriş yapıyor. Sonradan açıkladığı şeyi tabii kimse okumadığı için, çoğu seçmeni onu açık okumadığı için adamlar diyor ki ha işte başkanımız ne kadar güzel, göçmen istemiyor burada. Ama hani bu kadar hani Trump'ın seçilmesiyle beraber göçmenlerin üzerine gitmesiyle bizim bu konuda sürekli bunun olumsuz bir şey gibi gösteriyoruz ama temelde de Amerika'nın göçmene de ihtiyacı var. Amerika'nın göçmenler üzerine kurulu bir politikasında olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Genel olarak. Yani aynen öyle. Aslında tabii biliyorsun Amerika şey olarak politika olarak yıllardır işte göçmenlere kapısını açan, ev sahipliği yapan özgürlükler ülkesi olarak biliniyor. Evet. Tabii bu bir nebze şu anki yönetimle zedelenmiş durumda, sarsılmış durumda. Dolayısıyla ama bunun değişmeyeceği anlamında bir şey yok. Zaten bu yönetimin politikasıyla ancak böyle ilerliyor. Yeni gelecek yönetim gelirse eğer onlar da kalkıp bu sefer rahatlatacaksalar bu sıkmaları rahatlatmaya çalışacaklar ki Evet. göçmenlik politikaları noktasına adım atsınlar. Burada üzücü olan nokta şu. Tabii ki göçmenlik kartını politik olarak kullanabilir. Onda bir problem yok. Burada önemli olan geldiğinden beri aslında hani şöyle bir sözle hep geliyordu. Ben bu yanlış sistemi çözeceğim. Ondan sonra da işte daha iyi bir sistem getirmeye çalışacağım ve insanlara onun üzerinden vereceğiz oturum diyordu. Geldiğinden beri sadece yaptığı zorlaştırma. Yani kolaylaştırıcı bir adım atmadı. Kolaylaştırıcı. Yani Evet. en çok üzücü olan taraf da geldiğinden beri hala her şeyi bir tarafa bırak. Çocukların elde ettiği DACA, burada bu çocuklar Amerikalı gibi kendini sanan, 2 yaşında, 3 yaşında, Evet. 5 yaşında gelmiş Amerikalı sanan çocuklar, kendini Amerikalı gibi gören çocukların hala buradaki oturumunu istemeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Evet. çok inandırıcı gelmiyor düzgün bir şey yapmak isteyecekleri, buna Evet. vurdukları için, bu düzene vurdukları için. Ama tabii bunlar politik şeylere de gidebilir çok fazla. Biz sonuçta onun dışında duruyoruz ama dediğim gibi aynen biraz sembolik, biraz da kendi tabanına bu yaşanan kriz ortamında destek almak için yaptığı bir adım gibi görünüyor. Şey de diyebiliriz yani sevmediğini göçmenleri, göçmenliği zorlaştırdığını açık bir şekilde görüyoruz ama en başında mesela ilk başta Amerika Trump'ın seçime sebeplerinden birisi Amerikan işçilerini sürekli öne çıkarıp her böyle kampanyasında, her böyle şeyinde, mitinginde işçiler geri dönecek. İşte illegal immigrantlardan işlerinizi geri alacaksınız. Amerikalıları geri işine sokacağız falan gibisinden, Amerikalılar tekrar çalışacak gibisinden söylemleri vardı. Bunun doğrultusunda birçok kişi şeyden korkmuştu mesela. Work and Travel şirketleri de sponsorları da hani konuştuğumuz buradaki sponsorlarla şirketler de Work and Travel da sadece işçi programı olduğu için dışarıdan Amerika'da işçi eksiği var. Dışarıdan işçi getiriyorsun yabancı. Çalışıyor, parasını kazanıyor, dönüyor. Bu programı direkt kaldıracağını düşündüler. Aradan 2016'da seçildi. 4 yıl geçti. Program hani virüsü saymazsak takır takır devam ediyor yani. Bunu tutup da tak diye de kaldırabiliyorum diyemiyor. Burada bir sistemsel Aynen. olarak göçmene ihtiyaç var yani Amerika'da. Bir de tabii bir de şu var hani sonuçta onun çok üzerinde durmaya çalıştığı şey işte Amerikalıların sahip olabileceği düzgün işlerin ellerinden alınması alınmaması noktası. Bir de unutma yani başkanın kendisi turizm alanından geliyor. Turizm işte golf, oteller yani Evet. onun kendi resortlarında H2B vizesiyle Cevan'la çalışmış çok insanlar. Yani olmuş. Evet. Dolayısıyla hani bunu bildiği için o ihtiyaç noktasını bence görebiliyor. Ama evet sonuçta bu işin tabii şöyle vurgulayalım, getirelim nokta. Tabii şu anki Green Card çekilişleri bir ay ertelendi. Aynen dediğim gibi senin de belirttiğin belki birkaç ay ertelenirse bu ortamı yumuşatmak açısından ama gün sonunda kişiler haklarını kaybetmiyor. Dolayısıyla Evet. çekiliş bu anlamda en de sonunda yapılıyor olacak.
Dolayısıyla tabii zamanla bunu göreceğiz. 6 Haziran'da mı olacak ya, yoksa 6 Haziran'dan sonraya mı atacaklar tekrar, görüyor olacağız. Benim arkadaşlara genelde tavsiyem şu oluyor. Hani tamam, bu Amerika ve göçmenlik konusunda biraz da yönetimden çıkalım. Bireysel olarak hani birçok kişi mesela mesaj atıyor. Ben 25 yaşındayım, 30 yaşındayım. Asgari ücretle çalışıyorum. Burada geleceğimi işte parlak görmüyorum. Evliyim. Kimisi işte evliyim, çocuğum var, kiradayım vesaire. Ben Amerika'ya bir şekilde nasıl gelebilirim? Şimdi böyle sorular olduğu zaman ben de herkese hep şunu söylüyorum. Siz bireysel olarak kendinizi bir alanda geliştirdiğiniz zaman, bu üniversite aracılığıyla olur veya dışarıda bir alanda kendiniz iyi olduğunuz zaman, sizin gelme ihtimaliniz otomatikman artacak buraya. Çünkü siz eğer ki kendinizi hiç geliştirmezseniz, siz atıyorum 20 yaşından 30 yaşına kadar kendi üzerine hiçbir şey katmadıysanız, Amerika artık kendi üzerine hiçbir şey katmayan bir insanı istemiyor. Yani tamam, Green Card'a başvurdun, rastgele çıktı geldin bir şansla. Bu tabii ki olabiliyor ama genel olarak buraya tabii siz vize türlerini daha iyi biliyorsunuz. Nitelikli insanlar istiyor. Nitelikli insanlar vizeye başvurduğu zaman, mesela turist vizesinde bile adam bir doktor başvurduğunda, bir avukat başvurdu, aynı arkadaşım başvurdu bu virüsten önce, hemen veriyorlar. Çünkü bir doktorun, bir avukatın ülkesine gelip gezip döneceğini biliyor. Ama niteliksiz insanlar, yani eğitimi olmayan, bankada parası olmayan, Türkiye'de işi bağlantısı olmayan insanlar başvurduğunda genelde red görüyoruz. O yüzden ben kişilere özellikle tavsiyem, hani Amerikan yönetimini biz tutup da değiştiremeyiz sonuçta. Ama kendimizi değiştirebiliriz. Kişilere benim tavsiyem kendilerini olabildiğince geliştirmeleri, yani Amerika'nın isteyeceği kişi eğer burada yaşamak istiyorlarsa kıvamına gelmeleri olacaktır. Ya, istersen ben şeye değineyim. Bu ikinci ve üçüncü dediğim olaylara değineyim mi? Sen ondan sonra sorularla devam et. Olur. Bu sene Green Card'ın gelecek şeyinden bahsedelim. Aynen. Madem ona girmiştik. Şimdi Başkan Trump'ın imzaladığı kararname, aynen değindiğimiz noktalarda, aslında bence şu an için hedeflediği direkt kitle çekiliş, aslında yeşil karttan çekiliş kazanmış olan ve şu an ülke dışında randevusunu bekleyen kişileri direkt hedef alıyor. Dolayısıyla şu an 60 günlük bir dondurmayla, durdurmayla onların ne yapıyor? Göçmenlik vizesi alması noktasını 6. ayın Haziran'ın sonuna kadar uzatıyor. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? 7, 8, 9, 3 ay kalıyor. Dolayısıyla eğer ki bir uzatmadan bahsediyor biliyorsun. Yani o 60 gün bitmek üzereyken, eğer Başkan Trump o 60 gün bitmek üzereyken dönüp onu bir 30 gün, bir 60 gün daha böyle ertelemeye girerse, maalesef o kazanmış olan tarihler bu haklarını kaybediyor olacaklar. Çünkü 2000 Eylül ayına kadar görüşmeye gidemezseler ve vizelerini alamazsalar, dolayısıyla bu haklarını kaybediyorlar. Burada gelen sorulardan bir tanesi, peki bizim kazanılmış hakkımız ne oluyor diye geliyor. Burada kazanılmış bir hak yok. Dolayısıyla bu açıdan şunu söyleyebiliriz, kazanılmış hak yok ve maalesef Eylül'e kadar o kişiler alamazsalar vizelerini, göçmenlik vizelerini, bu haklarını kaybedecekler. Diğer bir durumda, bu sene Ekim ayında yapılacak çekiliş, tekrar başvurular Ekim ayında yapılıyor olacak. Ekim'in başından Kasım başına kadar süren, genelde State Department'ın o tarih öncesi yapacağı açıklamaları görmemiz gerekiyor. Mesela güzel bir soru geldi geçen bir takipçiden. Dedi ki Ayhan Bey, geçen yıl son dakika pasaport yükümlülüğü getirmişlerdi. Peki sizce bu sene ne tür bir yükümlülük getirebilirler? Cevap, bilemiyoruz. Yani ben dedim bunu bilemiyoruz. Ama son dakika bir değişiklikle gelebilirler mi? Gelebilirler. Gelecekleri değişiklik ne anlamında olabilir? Geçen sene getirdikleri pasaport değişikliğinde şunu söylediler. Güvenlik açısından bunu getirdik dediler. Dolayısıyla güvenlik anlamında bir adım daha atmak isterseler bunu da yapabilirler. Tabii bunu bekleyip görüyor olacağız. Dolayısıyla şu an için Ekim ayı itibariyle hala çekilişlere başvuru yapılıyor olacak. Gördüğüm kadarıyla VAT'la ilgili çok sorular geliyor. VAT'ın herhalde geleceği ya da bu yazla ilgili. İstersen sen bu yaz en azından geleceği. Ne diyorlar size? Bu yaz problemi, biz daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Birçok da Work and Travel öğrencisi var. Ben tekrardan o konuya değinelim. Work and Travel arkadaşlar programı, hani yasal olarak biz, tabii Ayhan Ömer birazdan açıklayacak ama yasal olmayan yoluyla ben şunu görüyorum burada. Work and Travel yerlerin çoğu kapalı veya müşterisi yok. Bu durumda olduğu için, Amerika'nın da işçi ihtiyacı olmadığı için şu anda, çünkü birçok yer kapalı olduğu için ve bu süreç, hani Mayıs'a geldik hala bu şekilde, programa bu yaz yapılmayacak gibi duruyor. Ama yasal olarak adamlar tutup da biz programı iptal ettik henüz demedi. Sponsorlardan da böyle bir şey duymadık. Yasal olarak hani böyle bir durum olursa öğrencilerin hakları neler?
Onu da sizden dinleyelim. Evet, yani dediğin gibi şu an için iptal olan bir şey yok. Burada asıl yani haklar noktasında sorun şuraya geliyor. Şimdi Türkiye'den diyelim bulunan VAT öğrencileri ne yapıyorlar? Türkiye'den bir danışman firmayla anlaşıyorlar. Bu danışman firmada ne yapıyor? Buradaki ana sponsorla anlaşıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'deki bir öğrencinin direkt buradaki sponsora karşı bir şey yapabileceği tartışmalı olabilir. Ama gün sonunda buradaki olay geçen de bahsettiğimiz gibi aradaki anlaşmaya gelecek. Farz edelim programa katılamadılar. Farz edelim program olmadı. Verdikleri para ne olacak? Bütün olay yaptıkları anlaşmaya geliyor olacak. Dolayısıyla anlaşma noktasındaki şartlara bakacaklar ve bu şartlara göre geri iade alabilme durumları var mı yok mu ona bakacaklar. Ama gün sonunda benim tavsiyem şuydu, geçen yaptığımız yayında da takipçilere, senin takipçilerine de şu yöndeydi. Yapacakları mantıklı şey, eğer Work and Travel programını devam ettirebilecekseler gelecek yıl hala bir şekilde bu sponsor firmayla anlaşıp, danışman firmayla anlaşıp ödedikleri parayı en azından ona saymaları yönünde ki gelecek yıl bu haklarını kullanabilsinler. Bunu böyle bir şey mümkün olmayacaksa da yapmayacaksalar o zaman da ne kadar iade alabiliyorlar? Bu iadeyi almaya çalışmaları. Çünkü onun dışında yapacakları tek yol Oğuzhan Türkiye'de bu danışman firmalara karşı dava açmaları olacak. Haklarını aramaları olacak. Evet. Veya eğer bu anlaşmalar noktasında buradaki firmalara bir şey yapabilecekler ona bakabilirler. Ya da bu Türkiye'deki danışman firmalar belki bu sefer dönecekler. Amerika'daki sponsor firmalara bunu yapacaklar. Yani gün sonunda buna dönüyor ama tabii senin dediğin gibi ortada iptal edilen bir durum söz konusu değil. Bekleyip görmek lazım bu kriz ve yasakların daha ne kadar süreceğini. Ya benim dediğim gibi vizesini alanlara tavsiyem bir nebze, hani vizesini alanlar belki uçuşlar açıldığında gelebilirler ama vizesini almayanlar, vize konsolosluk, ben işte Haziran ayında, Haziran'ın 30'unda 25'inde ben tekrardan vize başvurusuna gelebilirsiniz dediğinde zaten Temmuz ayı gelmiş oluyor. Work and Travel programının hemen hemen ortasına gelmiş oluyoruz, Mayıs'ta başlayan programın. O yüzden vize alanlar bir nebze hani daha umutlu bakıyor ama vize almayanların gelebileceğini pek düşünmüyorum. Eğer ki seneye erteleyebiliyorsanız, son sınıf veya yüksek sınıf birinci sınıf değilseniz seneye erteleyin. Onu yapamıyorsanız şirketinizle konuşup, artık şirketler de seneye erteleyen kişilerden zaten şey yaptıkları için, hani paralarını vermedikleri için en azından son sınıfların ya da yüksek sınıf birinci sınıfta olup da erteleme yapamayan insanların paralarını vermek zorundalar. Yani bir şekilde onu artık ne kadar kesinti yapacaklar, ne kadar onlar için sonuçta DS formlarında basıldığı için diye sorularına şeye para ödüyorlar sponsorlara. Sponsorlar ona ne kadar kesinti yapacak onları zamanla göreceğiz. Ama şimdiden siz tabii haklarınızı şey yapın. Onun ismi neydi? Arayın. Zaten onunla görüşmeye başlayın. Tamam. Varsa önemli sorular dahil takipçilerden onları da alabiliriz. Tamam. Şimdi VAT ile SSN alıp sonrasında kullanabilir miyiz? Şimdi burada şunu anlamak lazım. Bir kez sosyal güvenlik numarasını kişi alıyorsa, bu Work and Travel programıyla da olabilir, artık onun sosyal güvenlik numarası, yani ileride de kendi sosyal güvenlik numarası olarak görebilir. Kullanma derken tabii ki banka hesabı açmada, araba almada, bu tip şeylerde kullanabilir o sosyal güvenlik numarasını. Ama çalışmada kullanamayacak. Yani çalışmada ona VAT programının izin verdiği süreçte çalışabiliyor. Programın izin verdiği firmada ya da yerde, ama diyelim daha sonrasında da ben işte SSN'yi kullanacağım, ne konusunda kullanacağım, işte bir işte çalışmak için, onu yapabilmek için bir de çalışma izni ihtiyaç duyuyor çünkü, ya da çalışma kartına ihtiyaç duyacak ki o SSN'yi kullanabilsin, yoksa kullanması yasal olmayacak diyebiliriz. Zaten şu an cüzdan yanında değil, olsa gösterirdim, üzerinde yazıyor. Only work with DHS organization. Authorization yazıyor. DHS şeyle yazıyordu. Şimdi bir arkadaşımız, kapılar açıldığında eğer ki Amerika'ya gelirsek gelen kişiler karantinaya alınacak mı demiş. Yani şimdi şu var. Tabii şu an biliyorsunuz ki uçuş yasağı var ama şunu anlamak lazım. Uçuş yasağı devreye girmeden önce şöyle bir şeyle geldiler veya o arada işte Amerikan vatandaşları geliyorsa, yeşil kart sahipleri geliyorsa
kişilerin self karantinada 14 gün kalmalarını söylediler. Yani şu an gelenleri, şu an kimse gelmiyor değil mi vatandaşlar dışında, evet. Ama vatandaşlar geldiğinde bunları bir yere karantinaya almıyorlar ama evlerinde durmalarını, bir yere ayrılmamalarını söylüyorlar. Tabii bu yasak sonrası nasıl yaklaşacaklarını görmemiz lazım. Ben tahmin ediyorum biraz bu konuda çok sıkmamış durumdalar ama görmek lazım tabii ki karantina sonrası nasıl davranacaklarını. Ben bir şu soruya geçmeden son soruya, ben bir video izledim. O videoda bir arkadaşımız Amerika içinde atıyorum Seattle'dan başka bir eyalete uçakla işte seyahat ediyor. Seyahat ettikten sonra indiğinde polisler tarafından ona bir form dolduruluyor. Formda nerede kalacağını yazıyor ve 14 gün oradan çıkmayacağına dair bir şey imzalıyor. Eğer ki 14 gün içinde orayı terk ederse, yani karantinayı kuralını kırarsa bilmem kaç bin dolara kadar ceza alacağına dair bir kağıt imzalandığını gördüm. Yani kağıdı da gördüm bir videoda. Tabii yurt dışına gelenler için sorun ne olacak bilmiyoruz. Başka ama, bir sorumuz? Ama şöyle bir tabii şey yapılmıyor orada. Lafını bölüyorum. Hani gelenler direkt bir yere yerleştirilmiyor. Anladın mı? Gelenler yok, direkt o yapılmıyor. Yok. Evet. O yapılmıyor. Ama belki de yapılması gereken bir yöntem ama tabii bunun için imkan gerekli. Hem o hem de işte benim dediğim sadece sen git yerinde kal. Bize adresini tabii ver nerede kalacağına dair. Ama tabii eğer ki bu kuralı bak kalmazsa ceza olacak diye imza atmışlar çocuğa. Bir arkadaşımız virüs sonrası F1 vizesi alma şansı artar mı azalır mı demiş. Yani bu şimdi bunu şöyle görmek lazım. İstersen soruyu geçebilirsin. Oğuzhan fazla tutma istersen tamam soruyu ekranda. Çünkü biri kapıyor. Gösterip geçebiliriz soruyu istersen. Evet. Şimdi ben şöyle cevaplayayım bu soruyu. Bütün mesele tabii ki bu yaşanan virüs krizinin ne kadar atlatıldığına göre değişecek. Tabii ki normal Amerikan konsoloslukları randevularına geçerseler ve randevu vermeye başlarsalar bu noktada problem yok. O zaman kişiler tabii ki F1 vizesi ya da değişik vize görüşmelerine girebiliyor olacaklar. Bütün mesele şunu anlamak lazım. Virüs sonrası çok daha kolay vize verecek diye düşünmek yanlış olur bence. Çünkü burada olacak olay gene Amerikan konsolosluğu görevlileri kişinin o vize uygun olup olmadığına, Türkiye'deki bağlarına uygun olup olmadığına bakıyor olacak diyebilirim. Tabii. Onlara bakılmadan zaten. Ben sadece şeyi düşündüm. Açıldığında şimdi buradaki okullardan birçok kişi, Türklerden de benim arkadaşlarımdan da okul okuyanlardan. Ya ben bu süreci Amerika'da geçirmek istemiyorum. Benim zaten vizem de vardı 5 yıllık. Ben vizesi olmayanlar bile uçuşlar açıkken döndüler. Buradaki şimdi okulların birçoğu şu anda international öğrencilerden aldıkları paraları artık alamıyorlar. Birçoğu online'a döndü. Bir kısmı indirim yaptı vesaire. Şimdi bu sebepten dolayı eğer ki maddi olarak bir sıkıntı olursa, hani okullarda bir açık olursa ve F1 vizesinde bir kota olduğu söyleniyor. İşte belli bir sayıda vize veriyorlar Türkiye'ye. Sene sonuna doğru vizelerin zorlaştığını söylüyor bütün acentalar. İşte o kota belki genişletilebilir bir ihtimal diye düşündüm ama tabii bu sadece bir düşünce. Tabii yok, şu tarafından bakıyorsun sen olayın. Gün sonunda kriz ekonomiyi ciddi etkiledi. Bu ekonomik anlamda evet destek gerektirecek adımlar atılabilir. Yani bu anlamda bakarsan tabii bir ılımlı yaklaşabilirler bu işin ayrı tarafı. Ama şunu da düşünmek lazım. Virüs krizi yaşanıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelecek kişiler risk de getirebilir. Dolayısıyla hani evet buna da bakıyor olacaklar. Yoksa dediğin gibi doğru söylüyorsun. Ekonomik anlamda işte ve biliyorsun Amerika dünyanın öğrenci eğitimi noktasında en büyük pastalarına sahip devletlerden bir tanesi. Yabancı öğrenci eğitimi noktasında. Dolayısıyla evet bunun düşüşü ekonomiyi ciddi anlamda etkileyecek. Bu açıdan bakarsak evet haklı olabilir o önceki ve sen de haklı olabilirsin. Belki daha flexible davranabilirler, daha ılımlı yaklaşabilirler. Şartlara uyduğu sürece kişi tabii. Hani şartlara uygun olup vermeme yoluna gitmektense şartlara uygunsa verelim deme noktasına gidebilirler. Aynen, o zaten inşallah bizim temennimiz. Önde. O zaman ben zaten yayını bir saat önce açmıştım. Şimdi yayın kapanacak. Tam bir saat oldu. Hani ben bir 5-10 dakika tamam gelmiştim ya. Tamam, doğru söylüyorsun. Toparlanmış olalım. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size teşekkür ediyorum soruları cevapladığınız için. İleride mesela tekrardan yayın yaparız zaten. Aynen. Çok teşekkür ederim ben de. Hem sana Oğuzhan hem değerli takipçilerine. Tekrar yayını yaparız yakında. Gelişmeleri hem soruları değerli takipçilerine paylaşırız derim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Arkadaşlar iyi akşamlar size. Size de iyi günler. Sevgiler, kendine iyi bak. Sağlıklı kal. Görüşürüz. Bye.